Değerli izleyenler, bugün günlerden 5 Aralık Cumartesi Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan haber başlıkları. Nevşehir'de hayat durdu. Yasaklara uymayan vatandaşlar uyarıldı. Meydan turistlere kaldı. İkametlerin yakınından alışveriş yapılabilecek. Fedakar işçiler sahada. Egzoz muayenesi olmayanların dikkatine. Nöbetçi halk otobüsleri çalışıyor. Vatandaşlar mağdur edilmeyecek. Yaralamadan yakalanan kişi tutuklandı. Nevşehir Belediyespor hazırlık yapıyor. Şimdi haberler. Nevşehir tarihinde görmediği tabloları 2020 yılında gördü. Koronavirüsünden dolayı getirilen kısıtlama sonrası caddeyle sokaklarda insanlar ve arabalardan eser kalmadı. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında bilim kurulu toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde uygulanması kararlaştırılan kısıtlamaları açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından hafta içi akşam 21, sabah 5 saatleri arasında, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu yasaklarda işleyiş sürüyor. Yasağın ilk gününde Nevşehir'de cadde ve sokaklar bomboş kaldı. İnsanlar cuma akşamında evlerine çekildi ve pazartesi sabah saat 5'e kadar sokağa çıkamayacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından emniyet ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarını yapmaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren ölümcül koronavirüsü hayatı etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde yaklaşık 9 aydır mücadele edilen koronavirüsten vatandaşları korumak amacıyla bu zamana kadar birçok tedbir ve kısıtlamalar alınmıştı. Bu kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları tamamen yasaklanırken, diğer vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla evlerinin yakınında bulunan market, fırın gibi işyerlerine gitmelerine izin verildi. Geçtiğimiz günlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısıtlamalara ve yasaklara uymayan vatandaşlar emniyet ekiplerince durdurularak sorgulandı. Sorgulamaların ardından kısıtlamalara uymayan bazı vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar nedeniyle Kapadokya bölgesi turistlere kaldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile pazartesi günü 5'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte 6 ay sonra Türkiye'nin önde gelen kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya sessizliğe büründü. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mekanlarda sessizlik hakim. Bölgenin en fazla turist çeken merkezlerinden Göreme Beldesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte sokak ve caddeler turistlerin dışında derin bir sessizliğe gömüldü. Sokak ve caddelerde emniyet güçleri devriye görevini sürdürürken sokağa çıkanların izin belgeleri kontrol ediliyor. Nevşehir'de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına tam olarak uyduğu gözlendi. Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İnsanlar gece saatlerinde evlerine çekildi ve pazartesi saat 5'e kadar sokağa çıkamayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve fırına gidip gelebilecek, bayilerden gazetelerini alabilecek. Lokanta ve restoranlar sabah 10 ile akşam 20 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler, gazete bayileri 10 ile 17 saatleri arasında açık olacak. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası cadde ve sokaklar boşalırken fedakar işçiler görev başındaydı. Nevşehir'de sabahın erken saatlerinde yasağa rağmen çalışma zorunluluğu olan bazı çalışanlar görev başı yaptı. Evine ekmek götürebilmek için herkesin virüsten dolayı evlerine çekildiği bir ortamda işbaşı yapan başta sağlıkçılar ve polisler olmak üzere tüm çalışanlar alkışı hak ediyor. 81 ilde artık dönem değişiyor. Egzoz muayenesi yaptırmadan trafiğe çıkan araç sürücüleri artık diken üstünde olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından ortaklaşa imzalanan protokol kapsamında artık egzoz muayenesi olmayan araç sürücüleri yandı. Artık trafikte egzoz muayenesiz gezen araçlar sistem üzerinden otomatik takibe alınarak cezai işlem uygulanacak. Bu yeni uygulama 81 ilde yeni yılın ikinci yarısında başlayacak. Konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada motorlu taşıtlar hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor denildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Nevşehir'de Özel Halk Otobüsü Kooperatifi tarafından nöbetçi otobüs uygulaması başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda mağduriyetleri gidermek, vatandaşların hastanelere ve açık olan iş yerlerine gidebilmeleri için nöbetçi halk otobüsü uygulaması başlatıldı. Uygulama sokağa çıkma yasağının ilk gününde işleyişini sürdürüyor. Şahsi aracı olmayan ve izin belgesi olup çalışmak zorunda olan vatandaşlar bu özel halk otobüslerinden faydalanıyor. Bu uygulamaysa birçok çalışanın yüzünü güldürdü. Nevşehir'de hafta sonu nöbetçi halk otobüs saatleri. Üniversiteden kalkan hastane 7.45, 8.15, 9, 16.15, 17. Terminalden kalkan hastane 7.30, 8.15, 9, 16.15, 17. Üniversiteden kalkan Kocaçay 7.30, 8.30, 9, 16.30, 17.30. Terminalden kalkan Kocaçay 7.45, 8.30, 9.15, 16.30, 17.30. Çat yolundan kalkan Nevkur 7.20, 8.15, 9. Nevkur Elif Market 7.50. Nevşehir'de sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda vatandaşlar mağdur edilmeyecek. Özellikle evlerin en büyük ihtiyacı olan ekmek marketlerden alınabilecek. Koronavirüsü nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Cuma gününden iki gün için stok derdine düşen bazı vatandaşlar işleyişten bir haber olduğu için ne yazık ki marketlerde istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Vatandaşlar kısıtlama boyunca evlerine en yakın marketten ihtiyacı olan ekmeği ve ihtiyaç maddelerini alabilecek. İnsanların mağdur olmaması adına sabahın erken saatlerinde yollara düşen fırıncılar, insanların ihtiyacı ekmekleri pişirdikten sonra marketlere dağıtımını yapıyor. Emniyet Müdürlüğü Alanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı. Avanos İlamat ve İnfaz Bürosu'nca basit yaralama suçundan aranan 1995 doğumlu TB, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yakalandı. Şahıs mevcutlu olarak çıkarılmış olduğu adli mercilerdeki işlemlerin ardından tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Nevşehir Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen 1995 doğumlu Afganistan uyruklu AO isimli şahsın üzerinde çıkan Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin Belgesi'nin sahte olduğu değerlendirilmesi sonucunda şahısla yapılan mülakatta şahsın 2019 yılı içerisinde İstanbul ilinden açık adres ve kimlik bilgilerini bilmediği Afganistan uyruklu bir şahsa 70 lira karşılığında belgeyi yaptırdığını beyan etmesi sonucunda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınarak adli işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Nevşehir Belediyespor bir günlük iznin ardından ligin 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kızılca Bölük maçı için hazırlıklarına başladı. 3. Lig 1. grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor deplasmanda Denizli ekibi Kızılca Bölük Spor'la karşılaşacak. Hafta içi Hatay deplasmanında Payas Spor'a 1-0 mağlup olan Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Mert Korkmaz nezaretinde narda bulunan tesislerinde hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Kırmızı Beyazlılar, son bölümde ise orta şut çalışmasıyla çift kale maç yaptı. 10 Aralık Perşembe günü saat 13'te Kızılca Bölük Semt Stadı'nda
oynanacak müsabakanın hakemleri Samsun bölgesinden Gökhan Özbulut, yardımcı hakemler Aykut Yılmaz, Eray Pınar ve Ömür Bozkurt olacak. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. 6 Aralık Pazar günü merkez ve ilçelerinde parçalı bulutlu hava beklenirken en düşük sıcaklık Derinkuyu'da, en yüksek sıcaklıksa Gülşehir'de görülecek. Nevşehir, en düşük 2, en yüksek 9. Acıgöl, en düşük -4, en yüksek 10. Avanos, en düşük -1, en yüksek 12. Derinkuyu, en düşük -8, en yüksek 12. Gülşehir, en düşük -1, en yüksek 13. Hacı Bektaş, en düşük -1, en yüksek 11. Kozaklı, en düşük -1, en yüksek 10. Ürgüp, en düşük -4, en yüksek 10. Beş Aralık Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler: Merkez, Akün ve Yavuz Eczanesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi, Derinkuyu Yeni Eczanesi, Gülşehir Huzur Eczanesi, Hacı Bektaş Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Aydan Eczanesi. Anadolu Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.